İyi akşamlar. Ulusal Kanal ekranlarına gece görüşüne hoş geldiniz. Tarihlerimiz 25 Eylül'ü, saatlerimiz ise 23'ü gösteriyor. Günün özeti başlıyor diyelim. Türkiye güne HDP-PKK'ya yapılan büyük operasyon haberiyle başladı. Yıllardır bu ekranlardan da sıkça duyuyorsunuz, HDP kapatılsın diye başlatılan mücadelenin aslında ilk meyvesi diyebiliriz. HDP-PKK'ya yönelik operasyon. Kandil'de sıkıştılar. Pençe Kaplan operasyonuyla Mehmetçik etraflarını kuşatmış durumda. Siyasi ayağı HDP ise hatırlarsınız. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin koridorlarında PKK marşları söylemişti. Hendekler kazmıştı. Mehmetçiklerimiz o bölgeye giremesin diye. Aylarca HDP'li belediyeler o şehirlerde, o mahallelerde kamyon kamyon toprak taşıdı. Mühimmat taşıdı o bölgeye. Hatırlayalım. Tarihimizi çok iyi bilmemiz lazım. O günleri unutmamamız lazım. Ki HDP kapatılsın dendiğinde siyasi temelini sorgulayanlar özellikle hatırlasın. Hatırlayalım. HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş değil miydi? Seçim minibüsünün üstünde seslenirken Abdullah Öcalan'ın başkan APO'nun heykelini buraya dikeceğiz diyen. Bir siyasi parti lideri dünyanın neresinde görülmüş? Terör örgütünün elebaşının heykelini dikmek istiyor ve siyaset yapıyor. Hangi ülke buna izin vermiş? Gün geldi, devran döndü. Seyit Rıza'nın torunları, Şeyh Said'in askerleri olduğunu iddia edenler, başkan APO'nun heykelini dikemeden yıllar önce onların paylaştığı, onların yaşadığı kaderin birebir aynısını yaşıyor. O yüzden önce dün ne yaptık, bugün ne oluyor diye kendimize sormamız lazım. Özellikle de HDP kapatılsın konusunda zihinleri karışık olan siyasiler bu konuyu enine boyuna bir düşünsün. Artık ortada hukuk konuşuyor. Artık HDP kapatılsın derken hukuk zemini aramayacaklar. Çünkü Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı konuyla ilgili operasyonun düğmesine bastı. 7 HDP'li milletvekili aktif mecliste şu anda. Hodri meydan demişlerdi, hatırlayın. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 2014 yılında bizim hendek operasyonlarımız sürerken hodri meydan, sokağa çıkın diye eylem çağrısı yapanlar Pervin Buldanlar değil miydi? Meral Bektaşlar değil miydi? Garopaylanlar değil miydi? Selahattin Demirtaş'tan sonra yerine gelen eş başkanlar değil miydi? Sezai Temelliler değil miydi? Bunları unutmamak lazım, iyi hatırlamak lazım. Gün gelir, devran döner diye boşuna dememişler belli ki. Evet, Türkiye'nin öne çıkan gündemi aslında bugündü. HDP-PKK'ya yönelik operasyonu konuştuk. Ama akşam saatlerinde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın içinde bulunduğumuz döneme ilişkin önemli açıklamaları vardı. Vaka sayılarında artış, düşüş devam ediyor dedi. Özellikle de bu dönemde ek tedbirlerin alınması için bilim kurulunda bir görüş olmadığını ifade etti. Öncelikle il pandemi kurullarında olduğunu ifade etti yetkinin. İl pandemi kurulları karar vermeli bölgelerdeki il bazındaki artışlara göre dedi. Ve aşıyla ilgili son durumu aktardı. Birazdan ekranlarınıza taşıyacağız diyelim. Gece görüşüne başlayalım. Evet, Türkiye'nin COVID-19 bilançosuyla başlayalım. Bugünkü test sayımız 112.885. Bugün itibariyle Türkiye genelinde 112.000 test yapılmış ve 1665 kişinin koronavirüs testi pozitif çıkmış. 1665, bu rakam dün hatırlarsanız 1761 civarındaydı. Bugün bir düşüş var. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklamasında da bu noktaya dikkat ediyor. Bugünkü vefat sayısı ise 73. Hastanede ağır hasta olarak tedavi gören 73 vatandaşımız hayatını kaybetti. 1318 vatandaşımız sağ COVID-19 mücadelesini yendi. Hastanelerden taburcu oldu, evlerine gitti. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. Peki Türkiye'nin Mart ayından bu yana günlük bilançosu ne diye bakacak olursak, 9.834.572 test yapıldı. Neredeyse 10 milyona yaklaştı toplam test sayımız. Toplam hasta sayımız ise 311.455'e
ulaşmış durumda. Toplam vefat sayısı ise 7858, hastalarda zatüre oranı 6.6, ağır hasta sayımız ise 1601. Özellikle Fahrettin Koca sürekli ifade ediyor, 1601 olan bu rakamı 100'ün altına indirmemiz gerekiyor Aralık ayından önce. Bu çok önemli. Toplam iyileşen hasta sayısı ise 273.282. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca biliyorsunuz bu verileri paylaşırken değerlendirmeler yapıyor. Siz de bu değerlendirmelere Sağlık Bakanlığı'nın internet adresinden girip bakabilirsiniz. Şöyle bir hatırlatma da yapalım. Dünya genelindeki vaka sayısını hemen hatırlatalım. 32.440.000'i geçmiş durumda genel olarak dünyadaki vaka sayısı. Can kaybı ise 988.000'i geçti. Yani neredeyse 1 milyona yaklaşmış durumda ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın bugünkü tabloya ilişkin açıklamasını aktaralım size. Bugün tespit edilen 1665 yeni hastamız var diyor Fahrettin Koca. Bölgesel çalışmalarımızın neticesini görmeye başladık. Önümüzdeki günlerde yeni hasta sayılarının salgını kontrol altına aldığımızı göstereceğine inanıyorum diyor Sağlık Bakanı Fahrettin Koca. Virüsle hep birlikte mücadele edelim ifadelerini kullanmış. Dünya genelindeki 32.440.000'i aşkın vaka sayısını hatırlatalım. Can kaybının 1 milyonu. Türkiye'de ise günlük vaka sayısının 1665'e, can kaybının ise 73'e ulaştığını günlük olarak ifade edelim. Ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca il bazında temaslarda bulunuyor. Bölgesel ziyaretler gerçekleştiriyor. Bu kapsamda Samsun'daydı. Fakat Samsun'a gitmişken tabii ki Tokat, Ordu ve çevre illerdeki il sağlık müdürleriyle birlikte toplantılar gerçekleştirdi. Sahaya indi, hastaneleri ziyaret etti, hastalarla birebir diyalog halindeydi, doktorlarla konuştu, hekimleri, başhekimleri dinledi, aktif olarak sahada bir gün geçirdi ve bugünün sonrasındaysa Türkiye'deki genel bilançoyu anlatan bir basın toplantısı düzenledi. O toplantıda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın benim özellikle dikkatimi çeken ve bu ekranlarda hem konuklarımızın hem de bizim dikkat çektiğimiz bir nokta var. Mevsimsel geçiş dönemindeyiz. İşte bu dönemde COVID-19'dan korunmak için aldığımız tedbirler bizi gripten ve nezleden de koruyacak. Aksi Türkiye iki salgınla bir arada mücadele etmek zorunda kalacak. İşte bu konuda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın önemli açıklamaları vardı. Getiriyoruz ekranlarınıza. Koronavirüsle mücadele kapsamında bölgesel ziyaretler yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın son durağı Samsun'du. Samsun'da Ordu, Çorum, Tokat, Amasya ve Sinop valilikleri, il pandemi kurulları, il sağlık müdürleri, hastane başhekimleriyle bir araya geldi. Ziyaretleri sonrasında genel durumu aktarmak için basın toplantısı düzenledi. Hastanede yatırılarak tedavi edilen, yani durumu ciddi hastalardaki ölüm oranını %30 düşürdüğünü göstermektedir. Herkesin merakla beklediği aşı çalışmalarındaki son durumu anlattı. Değerli vatandaşlarımız, aşı ile ilgili haberler dünyanın eline tutuşturulmuş bir teselli değildir. Gerçektir. Fakat önümüzde daha birçok ay var. Belki de daha birçok ay söz konusu, belki de karşımızda sevdiklerimizi bizden alan hastalık var. Tünelin ucunun göründüğünü bilerek sıkı tedbirle salgın karanlığından birlikte çıkalım. Mevsimsel grip ve nezle hastalıklarının artacağı bir döneme girdiğimizi hatırlattı Bakan Koca. Covid-19 tedbirleriyle bu hastalıkları da engelleyebileceğimizi belirtti. Koronavirüse karşı aldığımız tedbirleri ihmalsiz uygularsak, influenza adlı virüsün yol açtığı gripten de korunmuş oluruz. İki virüsle aynı anda mücadele etmek zorunda kalmayız. Tedbirlere uyulmasının en hayati kriter olduğunu ifade eden bakan, ek yasaklar düşünülmediğini aktardı. Daha sert tedbirler almak gibi bir yaklaşımımızın olmadığını söyleyebilirim. Bu yer yer bazı illerimizde sorun olduğunda, artış söz konusu olduğunda il hıfzı sağ kurullarımız zaten bölgesel, il bazında, hatta ilçe bazında, hatta mahalle bazında, köy bazında bu kararları alabilme yetkisine sahip. Dolayısıyla Türkiye genelinde ilave şu an alınan kararlar dışında ilave bir yasak
düşünülmüyor. Fahrettin Koca okulların açılmasıyla vaka sayısında bir artış olmadığını söyledi. Türkiye'de genelinde 3-4 il dışında vaka sayılarının, yani test yapılarak pozitif bulduğumuz vakalardan bahsediyorum. Hastanede yatan hastalardan bahsetmiyorum. Hastalarda da azalış söz konusu ama vaka sayılarında önemli oranda düşüş olduğunu ifade etmek istiyorum. Türkiye'nin COVID-19'la mücadelesi ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları böyleydi. Önemli olan, hep söylüyoruz, bir kez daha hatırlatalım. Maalesef hatırlatma gereği duyuyoruz. Maske ve sosyal mesafe kuralı bizim için en büyük savaş aracı COVID-19'la. O yüzden lütfen tedbirlere uyalım ve bir an önce bu pandemiyi ülkemizden uğurlayalım. Şimdi açılışta da ifade etmiştik, güne PKK-HDP'ye yönelik operasyonla başladık diye. Operasyonun ayrıntılarına bir bakalım. Çünkü Türk ordusu dağlarda, Türk yargısı da şehirlerdeki PKK-HDP'ye büyük darbe indiriyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı 6-8 Ekim Kobani olayları ile ilgili büyük bir operasyon başlattı. 82 kişilik gözaltı listesinde Kandil'deki PKK yöneticileri ve HDP'nin MYK üyeleri, milletvekilleri, belediye başkanları yer alıyor. Ankara merkezli operasyon 7 ilde yapılıyor. Sarı Süreya Önder, Altan Tan, Ali Ürküt ve Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen'le birlikte 20'den fazla kişi gözaltına alındı. Sınırlar kalkmalı, Urfa ile Kobani birleşmeli. Bu direnişe katılmak esas alınmalıdır. Tarihi direnişe hep birlikte katılalım. PKK Kandil'den iç savaş çağrısı yaptı. HDP halkı sokağa dökerek bunu şehirlerde uygulamaya çalıştı. Şimdi ise kanlı terör eylemlerinin failleri için yargı önünde hesap vakti geldi çattı. Türk yargısı düğmeye bastı, Kobani olaylarının faillerine yönelik büyük çaplı operasyon başlattı. PKK'nın dağ kadrosu ve HDP'de siyaset yapan isimler kıskaca alındı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı 6-7-8 Ekim 2014'te halkı sokağa çağırarak çok sayıda vatandaşın hayatını kaybetmesine neden olan Kobani olaylarına ilişkin soruşturma başlattı. Ankara merkezli 7 ilde başlatılan operasyonda 82 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İlk dalgada en az 20 kişi yakalandı. Boşluğum var diyor. Operasyonun odağında halkı sokaklara çağırarak iç çatışma çıkaran terör örgütü PKK'nın dağ kadrosu ve siyasi uzantısı HDP'li isimler yer aldı. Kandil'de çekilen bu karedeki örgütün sözde üst düzey yöneticisi Murat Karayılan, Cemil Bayık ve Duran Kalkan hakkında da gözaltı kararı çıkarıldı. PKK'nın siyasi uzantısı HDP'li çok sayıda isim hakkında da başsavcılık gözaltı emri verdi. Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen, eski milletvekili Sırrı Süreyya Önder, RTÜK üyesi Ali Ürküt ve eski milletvekili Altan Tan gözaltı kararı verilen isimlerden oldu. Gözaltı kararı verilen isimler arasında dağ kadrosundan Ali Haydar Kaytan, Rıza Altun, Zübeyir Aydar, Remzi Kartal, Sabri Ok, Salih Müslüm Muhammed, kadın yapılanmasından Azime Yılmaz ve Hacire Ateş'le siyaset yapan eski milletvekilleri Ayla Akatata, Nazmi Gür, Emine Beyza Üstün, Emine Ayna, HDP Merkez Yürütme Kurulu üyeleri Alp Altınörs'le Cihan Erdal yer aldı. Ankara Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada şüpheliler hakkında defalarca kez işlendiği tespit edilen 9 ayrı suçlama yer aldı. Nitelikli adam öldürmeye teşebbüs, yağma, Atatürk'ü koruma kanununa muhalefet ve Türk bayrağını yakma bu suçlardan bazıları oldu. Açıklamada 35 ildeki Kobani eylemleri sırasında 37 kişinin hayatını kaybettiği, 326 güvenlik görevlisiyle 435 vatandaşın yaralandığı belirtildi. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince şüphelilere yapılan operasyonda şu ana kadar en az 20 kişi için gözaltı işlemi yapıldı. Ayhan Bilgen Kars'taki evinde, Sırrı Süreyya Önder ise Aksaray'da kaldığı otelde güvenlik güçlerince emniyete götürüldü.
Gözaltına alınarak sağlık kontrolü tamamlanan şüphelilerin Ankara Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirileceği de öğrenildi. İlk ifadelerin emniyette alınmasının ardından şüpheliler Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nda görevli savcıların karşısına çıkacak. Operasyonun ardından PKK'nın siyasi uzantısı HDP'den de bir açıklama geldi. Eş Genel Başkan Mithat Sancar operasyonun HDP'yi bitirmeye yönelik olduğunu söyledi. O nedenle HDP'yi etkisizleştirmeye, mümkünse bitirmeye azmetmiş görünüyorlar. Ama bu çaba nafiledir. Çok doğru anlamışsınız Sayın Sancar. Gerçekten çok doğru anlamışsınız. 6-8 Ekim olayları soruşturması kapsamında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından akşam saatlerinde bir açıklama yapıldı. Halen aktif görevde olan 7 milletvekilinin dokunulmazlıklarının kaldırılması için fezleke düzenleneceğini açıkladı. Açıklama Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yapıldı. Kobani eylemlerine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında halen milletvekili olan 7 HDP'linin milletvekili dokunulmazlıklarının kaldırılması talebiyle fezleke hazırlanacağı duyuruldu. Ayrıca olay tarihlerinde HDP MYK üyesi olup da halen başka suçlardan tutuklu, hükümlü olarak kapalı ceza infaz kurumunda bulunan 4 şüpheli hakkında da soruşturma işlemlerinin sürdüğü kaydedildi. 7 kişi hakkında anayasanın 8. maddesi gereğince aynı soruşturma kapsamında milletvekili dokunulmazlıklarının kaldırılması talebiyle fezleke düzenleneceği ifade edildi. Bir taraftan da tabii ki kimlerdi bu isimler? O isimler de belli oldu. Olay tarihinde MYK üyesi olan milletvekilleri Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, Siirt Milletvekili Meral Danış Bektaş, İstanbul Milletvekilleri Pervin Buldan, Hüda Kaya, Hakkı Saruhan Oluç'la Milletvekili Sezai Temelli ve İzmir Milletvekili Serpil Kemal Bay olduğu belirlendi. Kobani eylemleri sırasında sokağa çıkma çağrısı yapan HDP Eş Genel Başkanı Bektaş ve Oluç da grup başkan vekili olarak görev yapıyor. 6 Ekim 2014'te HDP MYK adına yapılan açıklamada Kobani'de yaşanan katliam girişimine karşı 7'den 70'e bütün halkımızı alan tutmaya ve harekete geçmeye çağırıyoruz. Bundan böyle her yer Kobani'dir ifadeleri yer almıştı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada da bu ifadeler hatırlatıldı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kobani saldırısı soruşturması sonrası HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar'ı aradı. Terörün siyasi ayağı HDP'ye geçmiş olsun diledi Kılıçdaroğlu. İyi dileklerini iletti. HDP'li Sancar'ın bu saldırı esas olarak HDP üzerinden bütün muhalefete yöneliktir. Artan saldırılar ortak mücadeleye olan ihtiyacı ve zarureti bir kez daha ortaya çıkarmıştır sözlerine destek verdi Kılıçdaroğlu. Kobani olayları operasyonunun siyasi olduğuna inandığını belirtti. Muhalefete yönelik bu tür saldırıları ve operasyonların iktidarın her alandaki sıkışmışlığıyla bağlantılı olduğunu söyledi. Geçmiş olsun dedi. Kılıçdaroğlu belli ki bu operasyonlar kapsamında konumunu, mevzisini korumaya devam edecek. Pek de şaşırmadık açıkçası. Peki 6-8 Ekim olayları olarak bilinen terör eylemlerinde neler yaşanmıştı? Bu sürece nasıl gelindi? Ortalığı savaş alanına çeviren teröristler önüne çıkan okulu yaktı, yıktı. Vatandaşların evine, malına zarar verdi. Hatırlayın o günleri. Ne yazık ki olaylarda 37 kişi yaşamını yitirdi. Devlet dairelerini basıp silahlı eylemler düzenleniyordu, hatırlayın. Toplam 761 kişi de yaralanmıştı o dönemde. Bizim Kobani olaylarında payımız yok dese de o dönem yaptıkları çağrılar büyük yaralara neden oldu. Hatırlayalım. Kamu kurumlarını, evleri, polis araçlarını taşladılar. Önüne gelen her yeri yağmalayıp yıktılar. Türkiye'nin Doğu ve Güneydoğu illeri PKK ve HDP'nin çağrısıyla bu hale gelmişti. Onlarca kişi canından olmuştu.
IŞİD'in Kobani'ye yani Aynel araba saldırmasını bahane eden sokak eylemlerinin arkasında Türkiye'nin terör koridoruna karşı adımları yatıyordu. Bu sokak eylemleri derin yaralar açtı. Sonuçları ağır oldu. İlk çağrı Kandil'den geldi. Ardından HDP'liler ekran karşısına geçti. 6 Ekim 2014'te halklarımıza acil çağrı başlığıyla AK Parti iktidarının Kobani'ye ambargo tutumunu protesto etmek üzere halklarımızı sokağa çıkmaya ve sokağa çıkmış olanlara destek vermeye çağırıyoruz açıklaması yapıldı. En önde yürümeye devam edeceğiz. Hep birlikte direnmeye devam edeceğiz. Hepinizi kutluyorum tekrar. 6-8 Ekim olayları olarak bilinen şiddet eylemleri ortalığı savaş alanına çevirdi. Ülke genelinde Kobani olayları olarak bilinen terör eylemlerinde HDP yöneticileri sokağa çıkın çağrıları yaptı. Başta Diyarbakır, Mardin, Şırnak, Batman, Van illerinde karışıklıklar çıkarıldı. Olaylar 35 il, 96 ilçe ve 131 yerleşim yerine sıçradı. Terör yandaşları yolları kesti. Silah, molotof kokteyli, havai fişek, taş ve sopalarla kamu binalarına ve araçlarına, vatandaşların evlerine, iş yerlerine saldırılar düzenledi. Terör olayları sonucu 37 vatandaş yaşamını yitirdi. Onlardan biri de Yasin Börü ve 3 arkadaşıydı. Kurban eti dağıtmaya çıktıklarında PKK'lıların hedefi oldular. Bıçaklanmış, yüksekten aşağı atılmış, yakılmış, arabayla üzerinden geçilmişti. Ortaya çıkan bilanço korkunç boyutlara ulaştı. 3777 mala zarar verildi, 308 iş yeri ve konut dokunulmazlığı ihlal edildi. 25 alıkoyma, 395 hırsızlık, 15 yağma yaşandı. 29 adam öldürmeye teşebbüs vakası da kayıtlara geçti. 13 Türk bayrağını yakma, 7 Atatürk'ü koruma kanununa muhalefet suçu işlendi. 326 güvenlik görevlisiyle 435 vatandaş da yaralandı. Olaylarda 197 okulda yakıldı. Bu görüntüleri unutmak mümkün değildi ama unuttuk. Çünkü unutuyoruz. Hep unutuyoruz. Hayatımız boyunca hep unutuyoruz bir şeyleri ama Türk yargısı unutmadı. HDP-PKK'nın siyasi uzantısına yapılan bu operasyona tabii ki tepkiler de vardı, destekte. Hükümet cephesinden destek açıklamaları geldi. MHP ve Vatan Partisi de operasyonların arkasında olduklarını açıkladı. Bu operasyona en önemli destekse HDP'nin Diyarbakır il binası önünde çocukları için evlat nöbetinde olan annelerden, babalardan geldi. HDP'ye operasyon siyasetin gündemindeydi. İlk ve en kararlı destek Vatan Partisi'nden geldi. Bu olay PKK ile PKK terör örgütü ile HDP arasındaki bağın en somut delillerinden birisi. O yüzden bizim HDP'ye yönelik kapatma başvurumuzda da ilk başvurumuzun da konusuydu bu. Kobani olaylarındaki HDP'nin rolü. Vatan Partisi Genel Sekreteri Utku Reyhan Ulusal Kanal canlı yayınına konuk oldu. Operasyon baştan sona hukuki, Türk yargısı yapması gerekeni yapıyor. Gözünü kapatmıyor. Ortada bir siyasi partinin çok açık terörle işbirliği var. Buna gözünü kapatmaktansa bunun üzerine gitmeyi tercih ediyor. Hukuki olan bu, siyasi olan ise üstelik Türkiye'ye karşı yapılan bir siyaset olarak onların tavrı çok daha siyasi. Reyhan, HDP'lilerle ilgili diğer davaların aksine bu davada PKK Dağ Kadrosu'nun yöneticileri de var dedi. Diğer davaların aksine, HDP'lilerle ilgili diğer davaların aksine bu davada, yani bu 82 kişi içinde bugünkü PKK Dağ Kadrosu'nun yöneticileri de var. Evet, verebilir misiniz isimleri? Önemli isimler var aslında bu. Tabii. Yani şimdi bu Sırrı Süreyya Önder'den Emine Aynay'a kadar sıralanan isimler aynı zamanda PKK'nın Dağ Kadrosu'yla birlikte. Hükümetin tavrını Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ortaya koydu. Türkiye'yi terör iklimiyle dize getirme planlarının ilk aşaması olan 6-7 Ekim olaylarını, bu ihaneti biz asla unutmadık. Bakan, Türk yargısının PKK'nın siyasi kolunu operasyonunu Diyarbakır'dan değerlendirdi. Günlerce şehirlerimizi yakıp yıkan, kamu binalarımızı talan eden,
Yasin Börü başta olmak üzere birçok sivilimizin, çocuğumuzun canına kasteden bu olayları, bu işin sorumlularını unutacağımızı sanıyorlarsa tabii ki büyük bir yanılgı içerisindeler. Varank, Türkiye ve Diyarbakır'ı o günlere geri döndürmeye çalışanlara asla müsaade etmeyeceklerini vurguladı. Büyük bir mücadele sergileyerek bize kurulan tüm tuzakları tersine çevirdik. Türkiye'yi, Diyarbakır'ı o günlere geri döndürmeye çalışanlara da bundan sonra asla müsaade etmeyeceğiz. MHP'den açıklamayı Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter yaptı. Güvenlik güçlerimizi, hakimlerimizi, savcılarımızı, Türk devletimizin asaletini yürekten tebrik ediyorum dedi. Eski milletvekilleri var, merkez yönetim kurulu üyeleri var HDP'nin, belediye başkanları var. 6-7 Ekim 2014'te bir isyan provası yapıldı. Bugün bu hainlere, bu zalimlere, bu ahlaksızlara Türk devleti gereğini yapıyor ve yapacak. Bu operasyon en çoksa onları sevindirdi. Diyarbakırlı aileleri. Bu gerçekten de çok güzel bir baskı oldu. Çok güzel oldu. Çünkü HDP PKK'nın bir siyasi uzantısıdır. HDP bütün pislikleri HDP yapıyor. PKK daha da emir veriyor, onlar burada yapıyor, uyduruyor yani. Konuyu ulusal kanal ekranlarından güvenlik uzmanı Abdullah Ağar da değerlendirdi. PKK ile mücadele işin sadece bir boyutu. Yani silahlı mücadele işin sadece bir boyutu. Sadece silahlı kuvvetlerin, emniyet teşkilatının değil, bütün kamusal yapıların, yani bakanlıkların terörle mücadelede üstlenecekleri roller var. Ailelerin... Annelerimizin kendilerini göstermeleri, onların bir şekilde dik durmalarının sağlanması, mukavemetlerin devam ettirilmesi, etkilerin genişletilmesi anlam taşıyor. Gören o ki ittifak cepheleri de şer cepheleri de artık keskin bir şekilde netleşiyor. İçinde bulunduğumuz şu günlere bir bakalım. Doğu Akdeniz'de Mavi Vatan savunmasındayız. Irak'ta, Suriye sınırlarında PKK, HDP'nin siyasi ve ortağı olduğu PKK'la sınırlarımızı korumak için mücadele ediyoruz. İran'la ortak terörle mücadele açıklamaları yapıyoruz ve yakın zamanda başlayacak bu operasyonlar. Bir taraftan da Doğu Akdeniz'de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin hakkını da savunmak için operasyonlar yaparken cepheler netleşiyor. Şimdi tabii Atlantik cephesi diyoruz biz bu cephenin adına. İçinde kimler var? Biz söylemiyoruz. Rand Corporation raporlarında geçiyor. Amerika Birleşik Devletleri söylüyor. Bırakın Amerika Birleşik Devletleri'ni. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron bile bu şer cephesine göz kırpıyor. Kim var o cephenin içerisinde? Her ne kadar inkar etseler de aynı hattın üstünde konumlanmış durumdalar. Yaptıkları açıklamalar bunu gösteriyor. CHP, Deva Partisi, Gelecek Partisi ve Saadet Partisi. İYİ Parti'den henüz konuya ilişkin bir açıklama gelmedi. Ama işte bu partiler, saydığımız bu partiler aynı şer cephesinin ortağı oldular ve Atlantik'te birleştiler. Yani biz şuna şöyle diyebiliriz. Atlantik cephesi HDP PKK'ya karşı operasyona dur demek için birleşti ve HDP'nin bölücü siyasetlerine nefes verdi. Bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik başlatılan dev operasyonda HDP'lilerin gözaltına alınmasına Atlantik cephesinde yer alan siyasi partilerden tepki geldi. HDP'lilerin gözaltına alınmasına ilk tepki verenler operasyonun ilk dakikalarından itibaren CHP milletvekilleri oldu. Bu tür iddialar aslında Selahattin Demirtaş Bey'i alacak, göğsüne şeref madalyası olarak takacaktır. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun baş danışmanı Tuncay Özkan sosyal medya paylaşımında "Kardeşim Sırrı Süreyya Önder'e yaptığınız zulümdür" dedi, "bedeli ağır olur" ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu'nun danışmanı ve CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu terörle mücadele kapsamında yapılan operasyonu saraya düğün hediyesi olarak niteledi. CHP Parti Meclis Üyesi İlhan Cihaner ise HDP ile dayanışma çağrısı yaptı. Kemal Kılıçdaroğlu, Temel Karamollaoğlu, Meral Akşener ve Erkan Baş'a HDP'yi ziyaret etme çağrısında bulundu.
korkmayın. CHP eski genel başkan yardımcısı ve İstanbul milletvekili Aykut Erdoğdu da sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Erdoğdu, bu operasyon birlikte yaşama irademize, ulusal birliğimize ve ortak geleceğimize vurulmuş bir darbedir ifadelerini kullandı. CHP Parti Meclis üyesi Müslim Sarı da operasyona karşı açıklama yapan isimlerden oldu. Sarı paylaştığı tweetine "Halkın seçtiklerini gözaltına alıyorsunuz ya, bu halk bunu unutur mu sanıyorsunuz?" notunu ekledi. Eski CHP milletvekilleri Hüseyin Aygün ve Barış Yarkadaş da PKK-HDP'ye yapılan operasyona karşı çıkan paylaşımlarda bulundu. Demokrasiden korkuyorlar. Atlantikçi İttifak'ın muhtemel ortakları DEVA, Gelecek ve Saadet Partisi'nden de HDP'ye destek açıklamaları geldi. Ahmet Davutoğlu liderliğindeki Gelecek Partisi'nin genel başkan yardımcısı Selim Temurci, sosyal medyadan yaptığı açıklamada operasyonun siyasi olduğunu savundu. Oyunu birlikte bozmalıyız ifadelerini kullandı. DEVA Partili Mustafa Yeneroğlu ise HDP'lilerin gözaltına alınmasının abesle iştigal olduğunu söyledi. Operasyonun siyasi olduğunu ileri süren Saadet Partisi sözcüsü Birol Aydın da sosyal medya hesabından 6 yıl sonra ne değişti diye sordu. İktidar muhalefeti kendi iç meselelerine meze yapmaktan artık vazgeçmelidir paylaşımı yaptı. Gözaltılara tepki gösteren bir başka isim Sol Parti Parti Meclis üyesi Alper Taş oldu. Taş operasyonla HDP'nin kapatılmaya çalışıldığını söyledi, gözaltındakiler serbest bırakılmalı dedi. PKK'nın sırtını dayadığı belediyelere atanan kayyumlar, terör örgütünün büyük bir şekilde belini kırdı. Çünkü belediyelerden Kandil'e hem eleman hem para yardımı gidiyordu. En son seçimlerde 65 yönetimi alan HDP'nin elinde, terör operasyonları sonrasında arka bakın 12 belediye kaldı. Terör örgütü PKK kök saldığı her noktadan sökülüp atılıyor. Yurt içi ve yurt dışındaki operasyonların yanı sıra PKK'nın büyük destek aldığı HDP'li belediyeler de kıskaca alındı. O teröriste moral de mama da o belediyelerden geliyor. Atanan kayyumlarla PKK'nın şehirlerdeki eli ayağı büyük ölçüde kesilmiş oldu. PKK'nın şehirdeki siyasi uzantısı HDP 31 Mart yerel seçimlerinde 65 belediye yönetimini aldı. 6 belediye başkanı görevlerinden ihraç edilmiş isimler olduğu için mazbatasını alamadı. Kalan 59 belediyeden 47'sine teröre destek sağladığı gerekçesiyle kayyum atandı. Böylece HDP'nin kayyum atanmayan 12 belediyesi kaldı. HDP'nin elinde 3'ü büyükşehir olmak üzere 8 il belediyesi vardı. İlk önce büyükşehir olan Diyarbakır, Mardin ve Van'a kayyum atandı. Belediye başkanları terörle irtibatlı çıkınca görevden alındı. HDP sırasıyla Batman, Hakkari, Siirt ve Iğdır'ı da kaybetti. HDP'de il olarak sadece Kars kaldı. Ancak Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilge'nin gözaltına alınmasıyla o il belediyesi de sallantıya girmiş oldu. Terör soruşturmaları kapsamında belediye ve genel meclis üyelerine de göz açtırılmadı. İçişleri Bakanlığı'nın kararlarıyla HDP'li 76 belediye meclis üyesi görevinden uzaklaştırıldı. Bu üyelerden 10'u sonrasında tutuklandı. HDP'li 7 il genel meclis üyeleri de görevlerinden alındı. Terör örgütüne ve siyasi uzantısına bayrak açan Türk kadını Şırnak sokaklarını "Kahrolsun PKK, HDP" sloganlarıyla inletti. Ellerinde Türk bayrakları vardı. Terör örgütüne tepki gösterdi aileler. HDP Şırnak il binasına yürüdüler. Ailelerin yürüyüşüne eş zamanlı olarak Cumhuriyet Kadınları Derneği de destek açıklaması yaptı. Teröre karşı ayağa kalkan ailelerin PKK'nın sonu olacağını vurgulayan kadınlar eylemlerin yaygınlaştırılması için çağrı yaptı. Diyarbakır ve Şırnak'ta annelerin teröre karşı ayağa kalkması, artık PKK'ya devşirilecek tek bir evladımız olmadığının ispatıdır. Tam bağımsız Türkiye Cumhuriyeti'nin yolu öncelikle emperyalizmin beslemelerine karşı mücadele etmekten geçer. Terör yuvasından evladını kurtarmak isteyen aileler HDP il binalarını kuşattı.
Kararlı ailelere Cumhuriyet Kadını'ndan destek geldi. Cumhuriyet Kadınları Derneği'nin öncülüğünü yaptığı Milli Kadın Hareketi'nin özü de budur. Evlatlarını terör örgütü PKK'nın elinden kurtarmak isteyen ailelerin bir yıl önce Diyarbakır'da başlattığı başkaldırı Şırnak'a da sıçramıştı. 10 Eylül'de terör örgütünün siyasi uzantısı HDP Şırnak il binası önüne yürüyen aileler eylemin ikincisini 24 Eylül'de yaptı. Terör örgütü PKK ve siyasi uzantısı HDP'nin en çok zarar biz Kürt kadınlarına ve bölge halkına vermiştir. Nasıl ki Diyarbakır anneleri bir yıldır PKK'nın siyasi organı HDP'nin önüne dikilmiş evladının hesabını sormaktadır. Şimdi de siz bu kanlı oyunun üzerine yürüyorsunuz. O halde HDP kapatılacaktır. Türk bayraklarıyla Şırnak sokaklarında kahrolsun PKK-HDP sloganları atan aileler eylemlerin devam edeceğini duyurdu. Kahrolsun PKK! Bizim gençlerimizi zehirlemeye çalışıyorsunuz. Ama millet uyandı. Yok öyle ama. Bu millet kardeş artık edibes ediyor. Bundan sonra her hafta yüreği yanan Şırnaklı kadınlar olarak buraya gelip sizlere hesap soracağız. Kandırarak aldığınız tek bir genç kalmayınca kadar haklı mücadelemizi vermeye devam edeceğiz. Ailelerin Şırnak'taki eylemine Türkiye'nin dört bir yanından destek eylemi yükseldi. Evladını şehit verenle evladı PKK'ya tutsak düşmüş Şırnaklı anneler. Siz ki yan yana yürüyorsunuz ve aynı ağızdan kahrolsun PKK, kahrolsun HDP, şehitler ölmez, vatan bölünmez diye haykırıyorsunuz. Artık kimseye başka söyleyecek söz kalmamış demektir. PKK terörü bitecek, ülkemize dirlik, barış gelecektir. Cumhuriyet Kadınları Derneği ailelerin eylemiyle eş zamanlı açıklama yaptı. Açıklamanın merkezi Ankara oldu. Cumhuriyet Kadınları Derneği Genel Başkanı Tülin Oygür, başta kadınlar olmak üzere herkesi ailelere destek olmaya çağırdı. PKK kurumuştur, PKK'nın sonu gelmiştir. Güzel ülkemizin vatansever kadınları, sizleri de Diyarbakır anneleriyle birlikte Şırnak'taki ve Türkiye'nin her yerindeki annelerin sesi olmaya davet ediyoruz. Diyarbakır ve Şırnaklı ailelere bir destek de İzmir'den geldi. CKD İzmir Şube Başkanı Zuhal Of, teröre karşı mücadele veren Diyarbakır ve Şırnaklı annelere İzmir'den selam olsun dedi. Diyarbakır annelerine, Şırnaklı annelere İzmir'den selam gönderiyoruz. Bütün kalbimizle, bütün duygularımızla Cumhuriyet Kadınları Derneği mücadelenizin yanındadır ve bu mücadeleyi yüreklerimizin derinlerinden duyuyoruz. 2011 KPSS soruşturması kapsamında operasyon yapıldı. FETÖ'ye yönelik 50 kişi gözaltında. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 2011'deki KPSS sorularının FETÖ mensuplarına sızdırılmasına ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı çıkartılan 100 şüpheliden 50'si yakalandı. Gözaltı kararı verilen şüphelilerden 61'inin 2010 KPSS sınavında da usulsüz yollarla soruları aldığı tespit edildi. Şüpheliler arasında FETÖ firarisi Adil Öksüz'ün kuzeninin eşi olarak bilinen Sahure Öksüz'ün de bulunduğu öğrenildi. Şüphelilerin tespitinde İftiralar önemli rol oynadı. İlk operasyonda 83 kişi gözaltına alınmıştı. Öte yandan FETÖ'nün üniversite yapılanmasına ilişkin İstanbul merkezli bir operasyon vardı. 76 kişinin yakalanması için eş zamanlı baskınlar yapıldı. Adresteki aramalar sürüyor. Son günlerde çok duyduk sosyal medyadaki isimsizler hareketini. Bu örgüte yönelik halkın kin ve düşmanlığa sevk edildiği yönünde hukuk harekete geçti, operasyon yapıldı. Provokatif paylaşımları nedeniyle 24 kişi gözaltına alındı. Sosyal medyada İsimsizler Hareketi adı altında örgütlenen grup üyeleri tespit edildi. 6 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Provokatif paylaşımlarıyla dikkat çeken 24 kişi halkı kin ve düşmanlığa sürüklemek, devlet büyüklerine hakaret suçundan gözaltına alındı.
Grup üyeleri arasında kritik isimler de yer alıyor. Araştırmalarda grup yöneticisinin terör örgütüne üye olmak suçundan cezaevinde olan Taylan Kulacoğlu olduğu belirlendi. Etiket faaliyetlerini ise DHKPC'ye üye olmak suçundan aranan avukat Tamer Doğan yürütüyor. Şüpheli 10 ismin yurt dışında olduğu öğrenildi. Firari isimler aranıyor. FETÖ'cülerin yargılandığı 289 darbe davasından 276'sı sonuçlandı. Adalet Bakanlığı Sözcüsü Ertuğrul Çekin, tamamlanan davalarda 4134 kişi hakkında mahkumiyet kararı verildiğini söyledi. 13 dosyada yargılamaların sürdüğünü belirtti. Necip Hablemitoğlu suikasti şüphelisinin iadesiyle ilgili sürecin titizlikle takip edildiğini kaydetti. FETÖ silahlı terör örgütüne yönelik yeni iddia ve tespitler devam eden soruşturmalarla birlikte Cumhuriyet Başsavcılıklarınca titizlikle araştırılmaktadır. Türk yargısı bölücü ve gerici terör örgütlerine göz açtırmıyor. Yıkıcı faaliyetlere karşı mücadele kararlılıkla sürüyor. FETÖ'cülerin yargılandığı darbe davaları bir bir sonuçlanıyor. Mahkemelerimiz tarafından bugüne kadar açılan 289 darbe davasının 276'sı karara bağlanmıştır. Yapılan yargılamalar sonucu 4134 kişi hakkında mahkumiyet kararı verilmiştir. Davalara ilişkin verileri Ankara'da basın toplantısı düzenleyen Adalet Bakanlığı Sözcüsü ve Strateji Geliştirme Başkanı Ertuğrul Çekin paylaştı. Halen 13 darbe davasında ise yargılama devam etmektedir. Necip Hablemitoğlu suikastine ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada şüpheli için Interpol tarafından kırmızı bülten düzenlenmişti. Ukrayna'dan iadesi istenen şüphelinin davasında gelinen son durumda sözcü Çekin'in gündemindeydi. İade talebine ilişkin süreç anılan ülkenin iç mevzuatı çerçevesinde devam etmektedir. Konu bakanlığımızca titizlikle takip edilmektedir. Ayrıca Sayın Bakanımız bu konuyu çeşitli vesilelerle Ukrayna makamları ile görüşmüştür. Çekin, bazı derneklerin silahlanmasına ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldığını da hatırlattı. Mevzuatımıza göre soruşturma işlemleri gizlilik esasıyla yürütülür. Adalet Bakanlığı Sözcüsü Çekin, yargısal konularda sosyal medya üzerinden yapılan değerlendirmelere ilişkin de konuştu. Yargı kararlarının değerlendirmeye tabi tutulması ve eleştirilmesi doğaldır. Bununla birlikte adalet duygusunun zedelenmemesi açısından bazı hususlarda hassasiyet gösterilmesinde fayda bulunmaktadır. Yargı mercilerinin soruşturma ve davaları hukuk çerçevesinde sürdürdüğünden ve somut olayların gereğinin yine hukuk çerçevesinde yapıldığından kimsenin kuşkusu olmamalıdır. Ahmet Mahmut Ünlü ifade verdi. Bu ifadeyi vermesi bekleniyordu zaten. Selefi derneklerinin, tarikatların silahlandığı yönündeki iddialara açıklık getirdi ifadesinde. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı kamuoyunda Cübbeli Ahmet olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'yü ifadeye çağırdı. Cübbeli Ahmet, Ahmet Mahmut Ünlü 2000 Selefi Derneği'nin silahlandırıldığını öne sürmüş, iç savaşa hazırlanıyorlar. Özellikle Batman, Adıyaman taraflarında çok Selefi akım var. Bu silahlandırmayı durdurun, yarın bu işin önünü alamayız demişti. Bunun üzerine harekete geçen İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Ünlü'nün ifadesine başvuracağını açıklamıştı. Ünlü bu sabah İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne giderek ifade verdi. Bu iddialar hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı'nın sorularına yanıt verdi. Yargıtay FETÖ'nün amiral gemisi Zaman Gazetesi yazarı Mümtazar Türköne hakkındaki 10 yıl hapis cezasını bozarak tahliyesine karar verdi. Türköne'nin yargılanması İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden yapılacak. Fethullahçı terör örgütünün kalemşorlarından Mümtazer Türköne, Şahin Alpay ve Ali Bulaç hakkındaki dava ile ilgili Yargıtay 16. Ceza Dairesi kararını verdi. Daire Fethullah örgütünün amiral gemisi Zaman Gazetesi yazarları Türköne, Alpay ve Bulaç'a silahlı terör örgütü üyeliği suçundan verilen cezayı bozdu. Yargıtay 16. Ceza Dairesi bozma kararı ile birlikte tutuklu olan Mümtazer Türköne'nin tahliyesine karar verdi.
Yargıtay temyiz incelemesinde sanıklar hakkındaki hükümleri eksik inceleme nedeniyle bozdu. Gerekçe de FETÖ sanıklarının eylemlerinin mevcut dosya durumuna göre örgüt üyeliği değil, örgüte yardım suçunu oluşturduğu kaydedildi. Yargıtay, dosyadaki eksik incelemeler tamamlandıktan sonra karar verilmesi gerektiğini belirtti. Fethullahçı terör örgütünün yayın organı Zaman Gazetesi'nin 3 yazarı Mümtaz Ertürköne, Şahin Alpay ve Ali Bulaç yeniden İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de bir süre önce Mümtaz Ertürköne hakkında açıklama yapmış ve Türköne'nin yeniden yargılanmasını istemişti. Kısa bir reklam aramız var. Aranın ardından sizleri bu ekranda bekliyor olacağız. Hoşçakalın. Tekrar merhaba. Gece görüşü kaldığı yerden devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'yi ilaç borçları üzerinden tehdit eden Amerikalı Büyükelçi David Satterfield'a tepki gösterdi. ABD'li elçinin manipülasyon yaptığını vurguladı Koca. İlaç şirketlerine ödemelerin takvime bağlandığını söyledi. Satterfield'a bir tepki de Türk Eczacıları Birliği Başkanı Erdoğan Çolak'tan geldi. Çolak, Amerikalı elçinin sözlerinin postmodern bir ilaç darbesi olduğunu belirtti. Türkiye, Amerika'nın ilaç tehdidine sessiz kalmadı. Sağlık Bakanı konuştu. Amerikalı elçinin manipülasyon yaptığını söyledi. Eczacılar da tehdidi postmodern ilaç darbesi olarak yorumladı. Bugün Büyükelçinin yaptığı şey aslında postmodern bir ilaç darbesidir. Amerika'nın Ankara Büyükelçisi David Satterfield, Türkiye'nin 2.3 milyar dolarlık ilaç borcunu ödememesi halinde bir takım sonuçları olacağını ifade etmişti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, konuya ilişkin gazeteci Muharrem Sarıkaya'ya konuştu. İlaç ve aşı ile ilgili tüm görüşmeler tamamlanmış, ihaleleri bağlanmış, ödemesi de takvime bağlanmış durumda. Büyükelçinin yaptığı doğru değil. Tam biz ilaç şirketleriyle masaya oturduğumuz pazarlık döneminde manipülasyon yapıyor. Böyle konuşması mı gerekiyor? Bu yaptığı ahlaki değil. Bir büyükelçinin böyle konuşması doğru değil. Belki sömürge ülkelerinde bunları uygulayabilir ama burası bildiği ülkelerden değil. Satterfield'a bir diğer tepki de Türk Eczacılar Birliği Başkanı Erdoğan Çolak'tan geldi. Dünya Eczacılar Günü'nde basın açıklaması düzenleyen Çolak, Amerika'nın tehditlerine karşı yerli ilaç üretimine vurgu yaptı. Bugün büyükelçinin yaptığı şey aslında postmodern bir ilaç darbesidir. İlaca erişimde yaşanabilecek herhangi bir durum büyük bir halk sağlığı sorununa yol açacaktır. Öte yandan ilaç gibi stratejik bir üründe dışa bağımlılığın sona erdirilmesi adına yerli ilaç politikalarının bir an evvel hayata geçirilmesi de elzem bir hal almıştır. İlaçlara ilişkin diğer önemli gelişme ise Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetleri Bakanlığı ev sahipliğinde SGK ve Türk Eczacıları Birliği arasında protokol imzalanması oldu. Protokolde 76 ana, 110 sa alt olmak üzere toplam 186 madde yer aldı. Protokol 1 Ekim 2020 tarihinde yürürlüğe girecek ve 4 yıl süreyle geçerli olacak. Yeni protokolümüzdeki baremler, iskonto oranları ve reçete başına hizmet bedelleri belirlendi. İşte bu düzenlemeler sonucunda eczanelere yıllık 235 milyon liraya ulaşmasını beklediğimiz bir iyileştirme sağladık. İkinci olan kurultayı sonrası ikiye bölünen İyi Parti'de sular durulmuyor. Tasfiye tartışmalarının odağındaki Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın'a tepki gösteren milletvekilleri İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'le bir görüşme gerçekleştirdi. Genel İdare Kurulu seçiminde bazı isimlerin operasyon iddiasıyla liste dışı kalması ele alındı. Ortaya çıkamazlar diyenler oldu. Kurultay sonrası suların durulmadığı İYİ Parti'de tasfiye tartışmasına ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Tartışmalar Genel Başkan Meral Akşener'e taşındı.
kuramazlar diyenler oldu. 20 Eylül Pazar günü yapılan ikinci olağan kurultayında Genel İdare Kurulu için tercih edilmeyecek isimler adıyla bir liste servis edildi. Listenin Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın tarafından delegelere dağıtıldığı iddia edildi. 3-5 aya dağılıp giderler diyenler oldu. Genel Başkan Meral Akşener'in anahtar listesinde olmasına rağmen Aytun Çıray, Yavuz Temizer gibi genel başkan yardımcılığı görevi yapmış isimler genel idare kurulu üyesi olmadı. Kongreler seçim demek. Seçilmek, herkes bir taraftan seçilmek istiyor. İddia ettiğiniz gibi ise. Bunun üzerine Aytun Çıray, merkez sağ tasfiye ediliyor açıklaması yapmıştı. Aydınlık gazetesine yeni bir değerlendirme yapan Çıray, İyi Parti'nin bir operasyonla bölünmeye çalışıldığını savundu. Tuzak. Tartışma üzerinden Aytun Çıray, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'le bir görüşme yaptı. Ancak görüşmenin ayrıntısını paylaşmadı. Akşener'e bir ziyarette yaklaşık 20 milletvekili adına milletvekilleri Hasan Subaşı ve Ayhan Erel tarafından oldu. İki isim de tasfiye tartışması kapsamında oy verilmeyecek listesi oluşturduğu belirtilen Koray Aydın hakkında rahatsızlığını dile getirdi. Bu duygusal tepkileri partilerimize ve davamıza olan sadakatimizi asla ve kasla önüne geçmeyecektir. Tasfiye tartışmalarına İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz da dahil oldu. Tasfiye bakış açısının doğru olmadığını belirten Poyraz, delege siyasi bir tarafgirlik üzerinden değil, üreten, kolektif düşünen ve hareket eden insanları ödüllendiriyor, dedi. Dağılmadınız, dağıtamadılar. Tartışmalar sürerken İYİ Parti Gaziantep İl Başkanı Oğuz Hocaoğlu'ndan sürpriz bir açıklama geldi. Hocaoğlu, ben daha listeler çıkmadan Nazım'ın geçtiği delegeye o listeyi verdim sözleriyle listeyi kendisinin dağıttığını öne sürdü. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun terör hükümlüsü Selahattin Demirtaş'a taktığı şeref madalyası tırnak içinde siyasetin gündeminde. Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Demirtaş açıklamalarının algı operasyonu olduğuna dikkat çekti. Kamuoyunu uyardı. Perinçek, Türkiye'de yargı varsa Demirtaş gibi PKK mensupları hapisten çıkamaz dedi. Jet sürat iddianame yazıldı. Ne yazılsın, ne olacak yani? Bu tür iddialar aslında Selahattin Demirtaş Bey'i alacak, göğsüne şeref madalyası olarak takacaktır yani. Ne söylemiş? İşte bu sözlerle HDP'nin tutuklu eski eş başkanı Selahattin Demirtaş'ı masum göstermek, yargı ve kamuoyunda baskı oluşturmak isteniyor. Girişimlerin başında CHP ve elbette ortakları var. Yani Millet İttifakı. Şeref madalyasını taktığınız an Demirtaş'a. Ben Biden'ın verdiği rolü üstleniyorum dersin. Türkiye'nin gündemini sarsan, en çok da şehit ailelerini ve gazileri üzen bu açıklama siyasetin gündeminde. Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Habertürk televizyonunda CHP ve İYİ Parti'nin HDP'yi masum gösteren siyasetlerini eleştirdi. Çok temel bir güvenlik sorunu var ve Türkiye bununla milletçe, devletçe, orduyla, polisle savaşıyor. Bazıları da o unsurları kurtarmaya çalışıyor veya onlarla beraber, mağdurlarla beraber iktidar olacağız diyor Cumhuriyet Halk Partisi. Mağdurlar kim? Mağdur kim? Dostlarımız Deniz Gezmiş mağdur değil. Mümtaz Soysal mağdur değil. İlker Başbuğ mağdur değil. Doğu Perinçek mağdur değil. Kim mağdur? FETÖ'cüler mağdur, PKK mağdur. Teröristliğe itibar kazandırmak, milletin önünde saygınlık kazandırmak. Bu ne demek? Bu teröre karşı mücadelenin karşısına bir politikacının bütün gövdesiyle dikilmesinden başka bir şey değil. CHP liderinin Amerika'nın belirlediği senaryolara göre konumlandığını söyleyen Perinçek, kamuoyunda iç cepheyi bölme harekatı başladığına dikkat çekti. Koşup F tipi cezaevlerinin kapılarını koşup bu kapıları açacağız derseniz ve Ankara'dan İstanbul'a kadar FETÖ'cüleri, PKK'cıları dışarı çıkartacağız, 104 bin kişiyi tekrar devletin içine alacağız derseniz bu yargıyı beğenmezsiniz. Kılıçdaroğlu'nun problemi o. Bu yargıyı tabii beğenmez. Çünkü sağında ve solunda duran FETÖ ve PKK'cıları bu yargı hapse tıkıyor. Bu kadar basit. Vatan Partisi lideri İYİ Parti ve CHP'nin ayrımı nerede kaçırdığını anlattı. Ha, Türk halkına diyor ki sen de bu Tayyip Erdoğan'ı devirme planında rol üstlen diyor. Değil mi? Macron'un açıklaması da bundan ibaret. O zaman ne oluyor? Rand Corporation raporu, Biden'ın açıklaması, zaman tek tek isim verilerek Cumhuriyet Halk Partisi, İYİ Parti, HDP,
Muhafazakarlar, şeyler, evet. Abdullah Gül, efendim Davutoğlu ve Babacan falan, bunları biz diyor birleştirerek ve bir takım sivil toplum örgütlerini de bu muhalefete katarak biz Tayyip Erdoğan'ı devireceğiz diye bir strateji kuruyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde başkanlık seçimleri öncesi iç siyasette tartışmalar alevlenmiş durumda. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın seçimi kaybetmeyi kabul etmeyeceği tartışmalarıyla demokrat siyasetçi Nancy Pelosi'den bir açıklama geldi. Pelosi Trump'ı eleştirirken sarf etti. Burası Türkiye değil sözlerine Ankara sert tepki verdi. Öte yandan Trump kendisine darbe yapmaya çalışan FBI ajanlarının yakalandığını açıkladı. Amerika Birleşik Devletleri'nde 3 Kasım'daki başkanlık seçimleri yaklaştıkça iç siyasetteki tartışmalar da sertleşti. ABD Başkanı Donald Trump'ın Joe Biden'ın kazanması durumunda neler olacağına yönelik bir soruya olacakları göreceğiz yanıtını vermesi ülkede gündem oldu. Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Trump'ı eleştirirken sarf ettiği "Kuzey Kore'de, Türkiye'de ya da Rusya'da değilsiniz. Burası bir demokrasi" sözleri ise bir skandala imza attı. Demokrat siyasetçinin Türkiye karşıtı açıklamalarına Ankara sert yanıt verdi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ibretlik cehaletiyle Nancy Pelosi'nin Amerikan Temsilciler Meclisi Başkanlığı'na kadar yükselmesi esas Amerikan demokrasisi adına kaygı vericidir. Türk milletinin iradesine saygı duymayı öğreneceksiniz dedi. Yani Borrell, NATO... Öte yandan The Federalist haber sitesi FBI ajanlarının 2016 seçimleri sırasında ve sonrasında Donald Trump'ı devirmek için harekete geçtiğini yazdı. Haberde FBI'ın bu yönde attığı adımları belgeleyen yazışma ve notlarının mahkemeye sunulduğu belirtildi. Trump, Florida'daki seçim konuşmasında habere atıfta bulunarak FBI'ın darbe girişiminde suçüstü yakalandığını söyledi. Darbe yapmaya çalışıyorlardı, onları daha önce yakaladık dedi. The Federalist'in haberine göre federal ajanlar arasındaki kısa mesajlardan oluşan belgeler, hem FBI hem de CIA personelinin Trump göreve gelmeden günler önce mesleki sorumluluk sigortası yaptırdığını gösteriyor. Ajanların Trump Rusya soruşturmasının ilk ayağı olan ve Crossfire Hurricane olarak bilinen olayları ve Adalet Bakanlığı'ndaki yasa dışı medya sızıntılarından korktuğu belirtiliyor. Türkiye ve Yunanistan'ın Doğu Akdeniz'de diyaloğu yeniden başlatma kararı Yunan kamuoyunu ikiye böldü. Yunan medyası Türkiye ile diyalogtan korkacak hiçbir şeyi yok söylemini ileri sürerken kamuoyunda Atina'nın diyalog masasında kaybedeceği görüşü hakim. Bu arada istikşafi görüşmeler öncesi Amerikan Dışişleri Bakanı Pompeo'nun da Yunanistan'a ziyarette bulunacağı öğrenildi. Yunanistan'ın Doğu Akdeniz'de Türkiye ile masaya oturma kararı Atina'da gündemin ilk maddesi. Yunanistan'ın son dönemde kurduğu ittifakları savunan bir kesim, Türkiye ile görüşmelerin Yunanistan'ın elini zayıflatacağı iddiasında. Diyalogtan yana olanlar Yunanistan'ın uluslararası hukuka uygun hareket ettiğini, İsrail ve Mısır gibi ülkelerle de güçlü ittifaklar kurduğuna dikkat çekiyor. Ayrıca Fransa'nın desteğini ve Avrupa Birliği üyeliğinin avantajlarına vurgu yapıyor. Diyaloğa karşı çıkanlarsa Türkiye istikşafi görüşmelere adaların silahsızlandırılmasını, aidiyetinden şüphe ettiği adacık ve kayalıklar ya da Batı Trakya'daki azınlık konularını gündeme getirirse ne olacak sorusuna cevap bekliyor. Atina Siyasal Bilimler Üniversitesi'nden Uluslararası İlişkiler Profesörü Konstantinos Filis, eğer belirli şart ve kurallar çerçevesinde gerçekleştirilirse Yunanistan'ın diyalogtan korkacağı hiçbir şey yok dedi. Ancak ardından ülkesinin masada kalma şartlarını sıraladı. Filis'e göre Türkiye diyalog sürecinde eğer yeniden Navtex'ler yayınlar, arama ve sondaj için yeni ruhsatlar verir ya da Libya ile anlaşmasına dayanarak yeni hamlelerde bulunursa Yunanistan'ın istikşafi görüşmelerden çekilmesi gerekir. Widened the gap between
European society. Öte yandan Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Pompeo gelecek hafta Yunanistan'a gidecek. Yunanistan Başbakanı Mitsotakis ve Savunma Bakanı Dendias'la görüşecek. Amerikan Dışişleri'nden yapılan açıklamada Pompeo'nun temaslarında Doğu Akdeniz'de güvenlik, barış ve refahın geliştirilmesi yönündeki ortak taahhüdü yineleyeceği belirtildi. Pompeo temasları kapsamında Selanik kentinde bir bilim ve teknoloji anlaşmasına imza atacak. Ardından enerji sektörünün temsilcileriyle Yunanistan'daki altyapı projelerini görüşecek. Ardından da Girit Adası'na giderek Sudo Koyun'da deniz üssünü ziyaret edecek. Söz konusu üs Adana'daki İncirlik Hava Üssü'nün Girit Adası'na taşınacağı iddialarıyla gündeme gelmişti. ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'nun iki hafta önce Kıbrıs'ta sadece Rum kesimini ziyaret etmesi Türkiye'de tepkilere neden olmuştu. Yunanistan'la askeri ilişkilerini son yıllarda güçlendiren ABD, Kıbrıs'a yönelik 33 yıllık silah ambargosunu da 1 Eylül'de kısmen kaldırdığını açıklamıştı. Orta Doğu'yu ve Afrika'yı kana bulayan silahların birçoğu Amerika Birleşik Devletleri'nden ve müttefiki olan Avrupalı devletlerden geliyor. Bir rapor yayınlandı ve o rapor bize bir kez daha Orta Doğu ve Afrika'daki, özellikle Kuzey Afrika'daki gerçekleri bir kez daha hatırlamamıza vesile oldu. Çünkü kolay unutuyoruz diyoruz bültenimizin başından beri. Bakın bu raporda diyor ki bölgedeki silahların %50'si Amerika Birleşik Devletleri'nden geliyor. Orta Doğu'ya ve Kuzey Afrika'ya. Ve içerisinde iki ülke daha var. İngiltere ve Fransa. Başını Amerika Birleşik Devletleri'nin çektiği batılı ülkeler Orta Doğu ve Afrika'ya silah ihracatı ağını giderek genişletiyor. Washington merkezli Uluslararası Politika Merkezi'nin yayınladığı rapora göre son 5 yılda Orta Doğu ve Kuzey Afrika'ya gönderilen silahların büyük bir kısmını batı ülkeleri ihraç etti. Amerika Birleşik Devletleri %50'lik payıyla bölgeye yapılan tüm silah transferlerinin başını çekiyor. Fransa, İngiltere, Almanya ve İtalya'nın silah transferi ağındaki payı ise %24. Raporda ABD silahlarının Irak, Yemen, Suriye ve Libya'daki çatışmalarda etkin rol oynadığına dikkat çekildi. Orta Doğu'dan örnekler verildi. Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne teslim edilen Amerikan ve İngiliz uçakları, bombalar, füzeler ve zırhlı araçlar Yemen'de 100 binden fazla ölüme neden olan bir savaşı besledi. Mısır'da ABD tarafından tedarik edilen savaş uçakları, tanklar ve helikopterler, Kuzey Sina'da sivil nüfusuna yönelik sürdürülen çatışmalarda kullanıldı. Raporda silah ihracatının çatışmaları ve insan hakları ihlallerini körüklediğine vurgu yapılırken, üç büyük silah üreticisi ABD, Fransa ve İngiltere'nin bölge pazarına ne kadar bağımlı olduklarında altı çiziliyor. Amerika'nın küresel gücünün ters yüz olduğu gerçeği Amerikan raporlarına yansıdı. Çok önemli bu. Çünkü Rand Corporation'un görevini biliyorsunuz. Amerikan dış politikasında kayıp nesil başlıklı bir rapor yayınladı bu kez. Amerika Birleşik Devletleri hegemonyasının artık sona erdiğini yazdı. Raporda Amerika Birleşik Devletleri'ne olan güven ve saygının keskin bir şekilde düştüğü rakamlarla tespit edildi. Amerikan emperyalizminin tek kutuplu dünya rüyası sona erdi. Bu gerçeği Rand Corporation Eylül ayı raporu ortaya koydu. 2011'de İngiliz gazeteci Gideon Rachman, Amerika 1991'de Sovyetler Birliği'nin çöküşüyle 2008 mali krizi arasındaki 17 yılda sahip olduğu küresel egemenliği bir daha asla deneyimleyemeyecek, o günler geride kaldı diye yazmıştı. Ertesi yıl Charles Kupchan şöyle yazdı. Amerika Birleşik Devletleri 21. yüzyıl dengelerinde dünyanın önde gelen güçlerinden biri olmaya devam edecek. Ancak ABD, Batı'nın önceliğinin azaldığını kabul etmeli ve artık egemen olmadığı bir dünyaya geçiş için hazırlanmalıdır. Raporda müttefik ülkelerin dahi Amerika'ya artık güvenmediği belirtildi. 2017'den bu yana dünyanın her yerinden daha fazla insan ABD'yi güvenlikleri için Çin'den veya Rusya'dan daha büyük bir tehdit olarak görüyor. 2013'te 23 ülkenin yalnızca 4'te biri Amerikan gücünün ülkeleri için büyük bir tehdit olarak görüyordu. Bu sayı 2017'de %38'e, 2018'de %45'e sıçradı. Son 20 yılda Amerika Birleşik Devletleri uluslararası başarılarda dramatik bir düşüş yaşadı. Bir nesil dış politikada gerilemelerin,
İlerlemelerden daha sık görüldüğü bu çağda yetişti. Washington'ın uzun süredir liderliğini takip edeceğine güvendiği ülkelerde dahil olmak üzere yabancı halklar arasında Amerika Birleşik Devletleri'ne saygı ve güvende belirgin bir azalma olduğunu göstermiştir. Raporda 2008 ekonomik kriziyle tek kutuplu dünyanın sonu olduğu görüşüne yer veriliyor. Yeni arayışların dolar saltanatını tehdit ettiği belirtiliyor. Rusya, Çin ve hatta Avrupa Birliği alternatif ödeme kanalları veya uluslararası işlemler için ABD dolarına bağımlı olmayan bölgesel döviz ticareti blokları geliştirerek Amerikan finans piyasasına olan bağımlılıklarını azaltmaya çalışıyor. Amerikan himayesi altında oluşturulan uluslararası sistemin erken ölümü ifadeleriyle mevcut durumu özetleyen rapor, Amerika içindeki çelişkilerin de derinleştiğini kaydediyor. Gelirden ziyade birikmiş servete bakıldığında eşitsizlik daha da keskinleşiyor. Bugün Amerikalıların en yüksek %0,1'inin servet birikimi yaklaşık bir asır önce kükreyen 20'lerden beri bu ülkede görülmemiş bir düzeye ulaştı. En zengin 400 Amerikalının toplam varlıkları en alttaki %60'dan daha büyük. Aslında en alt %50'nin hiç serveti yok çünkü sahip olduklarından daha fazlasını borçludurlar. Amerika Birleşik Devletleri'nin kendi raporlarında yer aldığı gibi artık sonu neredeyse geldi. Trump'ın bile seçim kampanyasında, unutmayın, bir önceki seçim kampanyasında da aynı slogan vardı. Yeniden Amerikan rüyasına dönüş. Şimdi Türkiye ve Çin arasındaki yakınlaşma Amerika Birleşik Devletleri'ni daha da rahatsız edecek. Çünkü Türkiye ve Çin arasındaki işbirliği ve diyalog kanalları artık giderek güçleniyor. Amerika'nın tepkisi bu yüzden önümüzdeki günlerde daha da sertleşebilir. Dün zaten ekranlarınıza taşımıştık, uyarılar vardı. Dışişleri Bakanı Pompeo yaptırım tehditlerinde bulunmuştu. Bugün Çin Halk Cumhuriyeti Başkonsolosu bir açıklama yaptı. Türkiye ve Çin'in 5G işbirliği üzerinde anlaştığını duyurdu. Ekonomi ve teknoloji alanındaki somut gelişmeler Amerika Birleşik Devletleri'ni rahatsız etti. Çin'dense Türkiye ile işbirliği pürüzsüz açıklaması geldi. Türkiye'ye yönelik Huawei baskısına Çin tepki gösterdi. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo geçtiğimiz gün iki ülke arasındaki ilişkileri hedef almıştı. Sözleri sertti. Türkiye'nin Huawei ve diğer Çinli teknoloji şirketleriyle artan bağına işaret eden Pompeo, NATO müttefiki Türkiye ile askeri işbirliği zora girebilir tehdidinde bulunmuştu. Çin Halk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu açıklamalara çok geçmeden yanıt verdi. Huawei Türkiye'de büyük yatırımla Çin dışındaki en büyük ikinci Ar-Ge merkezini kurdu. Binlerce yetenekli Türk mühendisler merkezde çalışıyor. Pekin yönetimi adına açıklama yapan konsolosluğun Çin ve Türkiye'nin 5G işbirliği pürüzsüzce ilerliyor vurgusu dikkat çekti. Türk dostlarımızın ABD'nin saçma zorbalığına hayır diyeceğine inanıyoruz. Bazı ABD'li siyasetçiler saçma bahaneler uydurarak ve hiçbir somut delil çıkaramadan Çinli şirketin 5G konusundaki başarılarını engellemeye çalışıyor. Devletin gücüyle başka ülkelerin Huawei ile 5G işbirliğine keyfi baskı yapılıyor denilen açıklamada onlar temiz ağ değil Amerikalı ağ istiyor ifadelerine yer verildi. Libya, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda önemli bir talepte bulundu. Hafter'e destek veren ülkelerden pozisyonlarını tekrar gözden geçirmelerini talep etti. Açıklamayı Libya Ulusal Mutabakatı Hükümeti Başbakanı Serraç yaptı. Libya'daki gerilimin baş aktörlerini uyardı, mesajını Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde verdi. Libya Başbakanı Faiz Es-Serraç, Birleşmiş Milletler 75. Genel Kurul görüşmelerinin ikinci gününde konuştu. Video konferans yöntemiyle dünyaya seslendi. Serraç, darbeci Hafter'i destekleyen ülkeleri uyardı. Libya lideri kararların gözden geçirilmesi çağrısı yaptı. Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Hafter'i destekleyen ülkeleri, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti ile çalışmalarını istedi. Hafter milislerinin Sirte kentindeki ihlalleri hakkında soruşturma açması için BM'ye çağrı yapıyoruz. 21 Ağustos'ta ülkede ateşkes ilan ettiklerini hatırlatan Serraç,
bu ateşkesin etkili, kalıcı olması için yapılması gerekeni anlattı. Libya Başbakanı, Hafter kontrolündeki Sirte ve Cufra bölgelerinin silahtan arındırılması ve yabancı paralı savaşçıların ülkeyi terk etmeleri gerektiğini kaydetti. Artık dünyanın mevcut gerçekliğini yansıtmayan BM Güvenlik Zirvesi'nde reform yapılması zorunludur. Haftanın son iş gününde şöyle bir kısaca ekonomideki gündeme bakalım. BDDK'dan dolara müdahale için bir swap hamlesi geldi. Bankaların işlem limitleri yükseltildi. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu dolara müdahale için swap hattını genişletme kararı aldı. Bankaların TL alım ve TL satım yönündeki gerçekleştireceği para takası limitlerini yükseltti. BDDK yurt içindeki bankaların yurt dışıyla yaptıkları dolar TL para takası işlemlere getirdiği sınırlamayı böylece gevşetmiş oldu. Sınırlamanın %10 ve %20 seviyelerinde düzenleneceği açıklandı. Türkiye'de tarım yapılabilecek tüm hazine arazileri üretime açılmalı. Açıklama Antalya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır'dan geldi. Çandır çiftçilere 60 dönüme kadar hazine arazisinin kiralanmasını olumlu bulduklarını belirtti. Türkiye'de tarım yapılabilecek hazineye ait orman vasfını yitirmiş bütün alanların tespit edilerek tarımsal ürünlerin üretilmesi için seferber edilmesi, yatırıma açılması. Türk tarımının geleceği açısından önem arz eden bu talep Antalya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır'dan geldi. Çandır, ulusal kanala hazineye ait tarım arazilerinin kullanıma açılmasını değerlendirdi. 60 dönüme kadar çiftçilere, köylülere yer tahsis edilmesini olumlu görüyoruz. Ama bizim dileğimiz tüm hazine arazilerinin envanterinin çıkartılarak tarımsal üretime dahil edilmesi için yatırımcının, çiftçinin ulaşabileceği bir hale gelmesi, insanların organize olarak yatırım yapması, üretim yapması, Cumhurbaşkanımızın dediği gibi de bir metrekare boş alan bırakmamamız gerekiyor. Düzenlemeyle çiftçilere 60 dönüme kadar hazine arazisini 10 yıl süreyle kiralama olanağı sağlandı. Tarım arazilerinin ilk yıl kira bedeli, taşınmazın raiç bedelinin %1,5 olarak belirlendi. Çiftçilere bu arazilerin bedelsiz verilmesi talepleri gündeme geldi. Küçük üreticiye bedelsiz verilmesi bence normal. Çünkü zaten şu anda girdi fiyatları nedeniyle üreticinin üretmekten kaçtığı bir dönemde. Onları motive etmek adına önemli. Ama yine raiç bedel üzerinden %1'i civarında kiralamalarla da tarımsal yatırımcılara verilebilir. 2017'de tıbbi ve aromatik bitkilerle süs bitkileri üretimi için hazine arazilerinin tahsisiyle ilgili kanun çıkmıştı. O dönemde Antalya Ticaret Borsası üyeleri arasında bir anket yaptı. Çok önemli miktarda yatırım yapacak kişi hazine arazisine ulaşamadı. O yatırımlarda yapılamadı. Başkan Çandır, Türkiye'de tüm tarım yapılabilecek alanların envanterinin çıkarılması gereğine dikkat çekti. Pilot illerdeki denemeler mutlaka önemli ama ben daha büyük resim için, yani daha organize üretim yapmak, ihracata yönelik üretim yapmak, daha geniş kitlelere istihdam sağlayabilecek tarımsal yatırımların önünün açılması için bütün tarımsal alanların yatırımcının ulaşabileceği şekilde sergilenmesini istiyoruz. Hem mevcut üretim yapanlara hem de yeni ürünler üretmek için geniş alanlar arayanlar için önemli fırsat olacak. Başkan Çandır, salgın sürecinde gıdaya erişim ve tarımsal üretimin değerini tüm dünyanın daha iyi anladığını belirtti. Türkiye'nin ekonomik yapısının geliştirilmesinde tarımın baş aktör olabileceğini söyledi, fırsatı değerlendirme önerisinde bulundu. Son zamanlarda tarıma verilen önem, hükümetin tarımla ilgili aldığı kararlar, insanların üretmek için arayışta olması da önemli bir gelişme. Umuyorum ki bu bizim verimli topraklarımız, bilinçli üreticimizle birlikte buluşup sağlıklı ürünler üreterek hem kendi insanımıza hem de dünya insanına önemli ölçüde katkı sağlar diye düşünüyoruz. Sağlıkta şiddetin önüne bir türlü geçemiyoruz. Daha geçtiğimiz gün Ankara'da, başkentte yoğun bakımı önünü tutup hemşirelerimizi, doktorlarımızı İçeride kendilerini korumak için barikat kurmasına sebebiyet veren o şiddet yanlısı tavırları ekranlarınıza taşımıştık. Şimdi Sakarya'ya gideceğiz. Sakarya'daki sağlık çalışanlarımıza şiddet uygulamak isteyen
insanlar vardı. Bir hasta ve 4 hasta yakını sağlık çalışanlarını darp etmeye çalıştı. Cerrahi makasla yaralamaya kalkmışlar doktorlarımızı. Acil servisten sonra kaçarak uzaklaşmışlar. Bu bilinç bir türlü karşılık bulmuyor ve şiddet olayları hız gezmeden devam ediyor. Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bir hasta ve 4 hasta yakını cerrahi müdahale ekibinde görevli sağlık çalışanını darp etti. Saplayacak kalabalıkta bizden bir kişi onu tutuyor makası. 20 santim kala makası tutuyor birisi. Saldırıya uğrayan acil servis çalışanı Celalettin Karabıyık olay anını anlattı. Şanslılar saat 9 çeyrek civarında hastaneye geldiler. Alkollüydü zaten yaralı olan şans, kolundan yaralıydı. Bizim cerrahi müdahale odasına geldiler. Orada ben müdahalesini yapmak üzere hastayı sedyeye aldım. Yakınları vardı. Yakınları dışarı çıkması gerektiğini söyledim. Zaten hasta yakınlarını almıyoruz biz cerrahi müdahaleye. Hasta daha yukarıya yatması gerektiğini söyledim. Çünkü müdahalesini o şekilde ancak yapabilirdim. Bu şekilde ben ona söyleyince neden bana sert yapıyorsun, çok sert şekilde konuşuyorsun diye söyledi. Ben de ona tekrar sedyenin yanlış yerine yattığını, müdahalesini yapmam için yukarıya kayması gerektiğini söyledim. Öyle söyleyince ayağa kalktı. Üzerime yürüdü bağırarak, saldırmaya başladı bu sefer. Cerrahi müdahale çalışanı Karabıyık hem yaralı kişi hem de yakınlarının tekme, tokat ve makaslı saldırısına uğradı. 4 kişilerdi yanlış hatırlamıyorsam. Saldırmaya, tekme, yumruk atmaya başladılar. Daha sonra şahıs bizim tedavi masasının üzerinde bulunan cerrahi makası alıp onunla bana saldırmaya, onunla saplamaya çalıştı. İşin doğrusu öyle söyleyeyim. Orada işte tam bunu yapmaya çalışırken işte güvenlik arkadaşları geldiler. İşte bizim personel arkadaşlar var, sağlık personel arkadaşlar. Onlar geldi. Zaten bizim diğer çalışma arkadaşlarımız da o esnada oradaydı. Öyle bir arbede yaşandı. Saldırdılar. Tekme, yumruk, işte küfür, tehdit. O şekilde bir olay gerçekleşti. Sağlık Sen Sakarya Şube Başkanı Abdullah Sönmez de şiddete karşı Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne etkin yasa çağrısı yaptı. Bizler bu hastane duvarlarında bir sağlık çalışanına yapılacak olan saldırının en az 15-20 yılda karşılık bulacağı levhaların bir an önce asılmasını istiyoruz. Ve bu şiddetin son bulacağı günleri arzusunu ediyoruz. Cerrahi müdahale birim sorumlusu Mahmut Serdar da saldırganlar arkadaşımızı camdan aşağı dahi atabilirlerdi dedi. 5 kişi bir anda köşeye sıkıştırıyorlar arkadaşımızı. Yaklaşık 3 metre yüksekliğinde bir cam var. Oradan aşağı atma olasılıkları dahi vardı. Cerrahi müdahale uzmanı Celalettin Karabıyık'ı darbeden saldırganlar hastaneden kaçtı. Saldırıya uğrayan sağlık çalışanı kafasına da darbe aldığı için 24 saat gözetim altına alındı. İfade işleminin ardından polis saldırganların yakalanması için çalışma başlattı. Gerçekten neden böyle şiddet sevdalısınız anlamakta güçlük çekiyoruz. Sağlık çalışanlarımız sizin hayatınızı kurtarmak için varlar. Lütfen onların hayatını bu şekilde kastetmeyin. Lütfen. Özellikle de böyle bir dönemde yapmayın. 11 Mart'tan bu yana 7/24 görevdeler. Ailelerinden uzaktalar. Çok sağlık çalışanı var bu şekilde olan. Hayatını kaybetti birçoğu pandemi döneminde. Birçoğu da sizden gelen COVID-19 virüsü nedeniyle hayatını kaybetti. Bunu unutmayın. En kötü gününüzde, böyle zamanlarda hastaneye düştüğünüzde elini alnınıza koyan Türk hekimleri. Unutmayın. Ve buradan da hükümetin tabii ki bir an önce hekimlerimizin talebi olan sağlıkta şiddet yasası için çalışmalarını hızlandırması gerekiyor. Hatırlatalım. Şimdi Laleli'de bir kaza yaşandı bugün İstanbul'da. Tramvay ve minibüs çarpıştı. Tabii ki trafik aksadı bir süre. İstanbul Fatih Laleli'de tramvay ve servis aracı trafik ışıklarının bulunduğu noktada çarpıştı. Kazanın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Servis aracı bulunduğu yerden çekildi. Kaza sonucunda bölgede trafik yoğunluğu yaşandı. T1 Kabataş Bağcılar tramvay hattında geçici bir süre için seferler Kabataş Beyazıt ve Bağcılar Yusufpaşa istasyonları arasında yapıldı. İklim değişikliği ve kuraklık, baraj ve göllerdeki su seviyelerinin düşmesine neden oluyor. Yağsız geçen yaz aylarının sonrasında yüzlerce canlıya ev sahipliği yapan su kaynakları bugünlerde
büyük bir tehlike altında. Küresel ısınmanın etkisi altındaki su kaynakları teker teker yok olma tehlikesi geçiriyor. Edirne ve çevresinde uzun süredir yağışın olmaması ve bilinçsiz sulama, Meriç ve Tunca nehirlerinin su seviyesinin düşmesine neden oldu. Devlet Su İşleri tarafından yapılan son ölçümlerde Meriç Nehri'nin debisinin 58 metreküp, Tunca Nehri'nin ise 2 metreküp olduğu belirlendi. Geçen yılsa Tunca Nehri'nde bu oran 8 metreküptü. Öte yandan Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesine bağlı Bıyıkali göletinde azalan su oranıyla birlikte tarlalara su aktarılmasına ara verildi. Bıyıkali, Osmanlı ve Baranlı Mahallesi Sulama Kooperatifi Başkanı Hasan Önbev, gölette yaşayan canlıların varlığına dikkat çekerek kararın gerekçesini açıkladı. Şu anda bir gün dereye, bir günde kanala salacağız, suyu tamamen keseceğiz. Çünkü kanalda göletimizde balıklar da var. Onları da düşünüyoruz. Balıklarımız da zayi olmasın diye düşünüyoruz. Bıyıkali göletinde su seviyesinin normale dönmesinin ardından tarım alanlarına tekrar su verilmeye devam edilecek. Türkiye'nin ilk uçan arabası Cezeri, Gaziantep'te düzenlenen Teknofest'te yerini aldı. Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Cezeri için herkesi pilot yapabilen çok akıllı bir araç dedi. Türkiye'nin ilk uçan arabası Cezeri, Gaziantep'te düzenlenen Teknofest'te görücüye çıktı. Cezeri'nin hikayesini Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar anlattı. Türkiye artık bu alanda da varım diyor. 20 senelik insansız hava aracı birikiminin tümünü neredeyse Cezeri'yi uçurmak için kullanıyoruz diyebilirim. Bayraktar, Cezeri'nin herkesi pilot yapabilen çok akıllı bir araç olduğunu belirtti. Bugün sadece işte büyük yolcu uçaklarında uçuyoruz ve sadece belli özelliklere, kalifikasyonlara sahip olanlar pilot olabiliyor. Cezeri herkesi pilot yapabilen akıllı bir araç, taşıt diyebiliriz. Aracın henüz doğum aşamasında olduğunu vurgulayan Bayraktar, Cezeri'nin 5 ila 15 yıl arasında kullanıma girebileceği bilgisini paylaştı. Teknoloji çok hızlı devinim yaptığından biraz daha erken olabilir. Benim öngörüm 5, 10, 15 yıl arasında bir yerde, çünkü bazı kırılımlar gerekiyor. Yani sivil kentli taşımada kullanılması için. Ama ondan önce sportif maksatla ben kullanılacağını düşünüyorum. Bizim de ilk hedefimiz zaten kırsal alanda sportif maksatlarla kullanılabilecek araçlar yapmak diyebilirim. Saatlerimiz gece yarısını geçti. Artık tarihlerimiz 26 Eylül'ü gösteriyor. 25 Eylül'ü geride bıraktık ama hatırlamamız gereken isimler var. Öncelikle 25 Eylül Dünya Eczacılık Günü kutlu olsun. Siz sevgili eczacılarımız bize bu salgın döneminde gerçekten ilaç oldunuz. İyi ki varsınız ve tabii ki Bozkır'ın tezenesi Neşat Ertaş'ın ölüm yıl dönümüydü. 8 yıl oldu aramızdan ayrılalı. Dillerden düşmeyen eserlere imza attı Neşet Ertaş Usta. Sesiyle, türküleriyle halen Türkiye'nin hafızalarında ve yüreğinde çok sevilen bir parçasıyla haftanın son gece görüşünde sizlere veda ediyoruz. Tekrar buluşuncaya dek iyilikte, güzellikte kalın.